Sultan Abdülhamit ilk kez diğer padişahlarda görmediğimiz Osmanlı Devleti'nin bütün gelir getiren mallarını kişisel mülk haline getirmiştir. Bu çok tartışmalı meselelerden İşte esas sevilip sevilmeme nedenlerinden, bilmem katılır mısınız ama en önemli nedenlerinden bir tanesi de budur. Zira Sultan Abdülhamit tahttan indiği vakit arazi olarak söylemek gerekirse 56 milyon dönümlük bir arazi kişisel mülkü haline gelmiş. Bunu hazine alsa değil mi? Hazine alsa bir şey. Şurada şöyle açalım mı? Evet, Abdülhamit'e gelene kadar o mallar devletin üzerineydi ama Abdülhamit Han bunları kişisel malı haline getiriyor. Evet, peki kişisel, bu geliri nereden buluyor? Hemen açıklayayım size. Burayı bunun, tartışarak başlayalım. Çok meselenin göbeğinden girdik belki ama tartışmalı konuları evet. Masaya yatırmak adına çok güzel. Çünkü sevilip sevilmemesinin en önemli nedeni bu gelir kaynakları. Nedir? Efendim çok önemli yeraltı, yerüstü kaynakları, limanlar, maden yatakları, bütün bunların işletmeleri kurulan Hazine-i Hassa'nın idaresiyle, Hazine-i Hassa nezareti üzerine benim bir çalışmam var, aynı zamanda doktora tezimde. Dolayısıyla da artık tamamen kişisel mülk kavramına gelmiştir. Peki Abdülhamit bunları nasıl satın almıştır? Ona baktığımızda... Madem devletin bu kadar borcu var, şimdi, kendi kişisel serveti mi vardı bu kadar Abdülhamit Hanım? Hayır, şöyle açıklayacağım size. Devletin bir esas maliye hazinesi vardır. Hı-hı. Onun yanında bir de sarayın ve padişahların ihtiyaçlarını Hı-hı. karşılayan bir hazine-i hassa vardır. Hı-hı. Maliye hazinesi düzenli olarak her ay... Hazine-i Hassa'ya ödeme yapar. Ama iflas ettiği için bu ödemeleri düzenli yapamadığında Abdülhamit kendi adına bu malları kişisel mülk haline getireceği zaman Maliye Hazinesi'nin Hazine-i Hassa'ya olan borçlarına mahsuben satın alma yoluna gitmiştir. Yani Maliye Hazinesi'nden iç hazineye bir satın alma durumu söz konusudur. Ama bütün mülkler içinde her biri içinde ayrı ayrı tapulatma yoluna gidilmiştir. Peki bunu...